Neden Yunanlar böyle savaşta gelmediler, sığınmacı olarak yerleştiler ve işin özünde de siz şunu söylüyorsunuz ki çok önemli. Orada bir şekilde verici değillerdi. Oradaki bilgiyi aldılar ve işlediler. Hatta kendilerine mal ettiler diyorsunuz. Şimdi benim anlatacağım da Suriyeliler düşünün lütfen. Bugün Suriyelilerini. Evet. Aşağı yukarı Hititlerin yıkıldığı süreçte, yani 1200 ya da 12. yüzyılın başlarında Hellas'ta yukarıdan dorlar geliyor ve o Aka krallığını yerle bir ediyor. Yerle bir. Ünlü Dor Akınları. Dor Akınları. Ve mesela John Boardman der ki kendisini kurtarabilen derebeyleri adalardaki akrabalarına gittiler ve halkı kendi başlarına bıraktılar. Ve halk perişandı. Evsiz barksızdı. Şimdi sözde bu evsiz barksızlar Atina'ya geliyorlar. Bakın Atina'ya geliyorlar. Ve Atina kralı bunlardan özür dilerim. Bir düzenli ordu kuruyor. Başlarına oğlu Androklos'la Neleus'u veriyor. Bunların Anadolu'ya gidecekler bunlar. Ve onlar Anadolu'ya geliyorlar. Neleus Milet'i alıyor. Diğeri Efes ve çevresini ele geçiriyor. Ve Karyalıları bir deyişle Delekleri yıkıyorlar. Yerle bir ediyorlar. Ve orayı yurt ediniyorlar. Ve böylece Yunanlaşıyor. Şimdi burada sorulması gereken çok soru var. Nasıl olur da böylesine perişan olmuş bir halk, sefalete düşmüş bir halk, aç olan bir halk, düzenli bir ordu oluşturulur da Anadolu'ya gelir de. Lütfen birinci şeyi verir misiniz? Haritayı. Anadolu'ya gelir de Anadolu'da onların geldiği yerde Mira var. Onların geldiği yerde Seha Irmak ülkesi var. Ve onların geldiği yerde Virusha var. Yani Troya ve çevresi. Ve bunlar Hititlere bağlı vasal halklar, üstelik de İonya'nın olduğu yerde Mira kralı aynı zamanda kendisini büyük kral ilan ediyor. Şimdi bu çok önemli. Yani gelenler yenilmiş, her şeylerini kaybetmiş, bugünkü Suriyeliler gibi perişan bir halk. Ama geldikleri yerlerde Hititlere bağlı vasal krallıklar var. Ve o dönemde arkeoloji için bu çok önemli. Neden Batı Anadolu'da herhangi bir yerde bir savaş izi yok? Neden yok? Böyle bir şey yok çünkü. Evet. Ve 2012'de Koç Üniversitesi'nde büyük bir sempozyum yapılıyor. Tam da benim dönem. Ben niye çağrılmadım bilemiyorum da. Tunç Çağı ve Erken Demir Çağı'da Anadolu. Tam bu dönem. Yani 1300-1100 diyelim. Ve oradaki bütün konuşmacılar daha önce Anadolu'nun Yunanlar tarafından kolonize edilişine gerekçe olarak gösterilen çanak çömleğin Anadolu'ya ticaretle geldiğini söylüyorlar. Ticaretle. Ve yerli halk o ticaretle gelen çanak çömleği beğeniyor, onu kendisi taklit ediyor. Aynı şey Troya'da da oldu. Troya'da da Aka Helenlerinin çanak çömleği vardı. Ona dayanarak dediler ki Troya'nın 6. ve 7. A katmanında Helenler yaşıyor. Öyle olmadığını Manfred Korkman ortaya koydu. Çok az sayıda gelen özgün çanak çömlek var. Ticaretten gelmiş. Ve yerli halk onu beğenmiş. Ve onu kopya ediyor. Ve aynısını ben hemen onu izleyen Erken Demir Çağı uyarladım. Dedim ki aynı şey İonya için de geçerli. Yani bugüne kadar sürekli öne sürülen işte çanak çömlek, Yunan çanak çömleği işte belli ki bunlar geldi. Ama o çanak çömlek hangi dönemden? 11. yüzyıldan. Peki savaş ne zaman oldu? 12. yüzyılın başında. Peki o zaman ben Anadolu'da 12. yüzyılda
o bölgede bol oranda yani sanata damgasını vuran Yunan çanak çömleği beklerimdir onlar. Az sayıda submiken dediğimiz çanak çömlek var o dönem içerisinde. Şimdi 12. yüzyıla giremiyorlar. Çünkü girseler sorulacak peki çanak çömlek nerede diye. Eğer onlar geldilerse bir neden olmadı. Göç çok zor koşullarda gerçekleşebilen bir şey. Zor o kadar şey. Büyük kitleler halinde. Ay, çoluğunu çocuğunu bırakacaksın, karını bırakacaksın, evini barkını bırakacaksın. Bu kolay şey değil. Tatile gidilmiyor. Tatile gidilmiyor sonuçta. Şimdi bir de tabii Yunanlar bütün bunları öyle güzel dizayn etmişler ki inanılmaz. Bütün Helas yerle bir oluyor, bütün kaleler yıkılıyor ama Atina'ya dokunulmuyor. Neden? Çünkü Atina'da bir ordu kurulacak ya, ona zemin hazırlanmış. Bütün bunların asıl kökü, asıl kaynağı olaylardan 700 yıl sonra Atina'da, Atina'nın o büyük başarıyla elde ettiği Pers zaferinden sonra milliyetçi duygular içerisinde yazılan mitoslar. 700 yıl sonra ne bir yazı var, ne bir başka kaynak var. Yazılı kaynakları ne biliyor musunuz? Herodot. İyi ama hocam bir de deniyor ki 1200 ile 750 arasında karanlık bir dönem var. Yani Troya 1250 falan denir değil mi? Batıda o karanlık yok. Batı Anadolu'da. Orta Anadolu'ya özgü o karanlık. Hititler yıkıldıktan sonraki döneme. Ama o da yok artık. Yani böyle bir karanlık... Hayır. Yani bu karanlığın... Yani deniz istilaları, denizden gelenler filan... Evet, bunu Ramses'in yazılarından anlıyoruz bunların. Zaten kuzey halkları, deniz halkları diyor. Şimdi son zamanlarda yeni bir moda çıktı. Hititler yıkanların bu halklar olmadığı, açlıktan ve kıtlıktan yıkıldığı gibi hiç akla hayale gelmeyen şeyler söylenmeye başlandı. Hem de ciddi insanlar tarafından ve çok önemli kazıların sonuçlarına dayanarak böyle bir şey olamaz. Çünkü kuzey halkları ya da deniz halkları aynı yerden kopuyor ve dorularla Hititlerin yıkılışı aynı döneme rastlıyor. Sadece o değil, ta kasitlere kadar gidiyorlar şeyde Mezopotamya'da. Ve onu diyor ben zor durdurdum Mısır kapılarında diyor Ramses. Arkalarında diyor bir ateş topu bırakarak geldiler diyor. Şimdi diyor ki canım işte Hattuşa'da işte, arşiv marşiv kalmamış almış götürmüşler. Hattuşa nasıl alındı? Yani Anita Hattuşa'yı ele geçirdiğinde... 17. yüzyılın başlarında o da bir şey bulamadı. Çünkü Hattuşalılar bakmışlar ki o zaman Hattiler var. Bakmışlar ki baş edemeyecekler. Önceden neleri var neleri yok. Kenti boşaltıp gitmişler. Aynı şey Hititler zamanında da söz konusu. Yani Frigler, kuzey halkları geldiğinde de söz konusu. Şimdi Muşkiler denen bir halktan söz ediyor Tiglatpileser. Benden diyor 50 yıl kadar önce diyor bunlar Dicle kapılarındaydı diyor. Aşağı yukarı 1165 falan denk geliyor bu. Ve diyor bunların diyor kralları vardı diyor adı Mitay'dı diyor. Aynı şeyi 400 yıl kadar sonra Sargon söylüyor. İkinci Sargon Asur kralı. Ben diyor orada diyor işte Urarturalla, Frig şeylerle, Yeni Hititlerle bağlantı içerisinde olan Muşkilerle ve kralları Mitay'la savaştım diyor. O zaman deniyor ki bunlar Frigler. Peki önceki niye Frig değil? Niye Frig değil? 12. yüzyılda ta Dicle boyunda olan. Şimdi çok yeni bir yazıt bulundu. Ne yazık ki ben Frigler makalemi yazdıktan sonra bildim o yazıtı. O yazıtta bir 12. yüzyıl kralıyla ilişkili bir haber var. Hartapus.
Tarhuntaş'a kralı. 12. yüzyılın başları, o da yine Hitit soyundan gelen bir kral. Ben diyor, burada diyor, Muşkilere karşı savaş verdim diyor. Bakın, yani onlar 12. yüzyılda hem Dicle'de hem Orta Anadolu'da. Demek ki aynı halk. Aynen. Demek ki Frigler. Demek ki deniz kavimleri. İşte bunlar, özür dilerim, Anadolu'yu yerle bir edince deniyor ki 400 sene boş kaldı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Koca 400 sene. Hayır, sen o kadar emekle, zahmetle ele geçirdiğin bir toprağa nasıl 400 sene boş bırakırsın sen? Böyle bir şey olmaz dedim ben. Çünkü 8. yüzyılda Frig en parlak döneminde ortaya çıkıyor. Tarih böyle bir şey yazmamıştır. O parlak dönemin bir başlangıcı olmalı. İşte dedim, o başlangıç hemen Hititlerin yıkılmasından sonra Friglerle başlamalı. Adım adım 8. yüzyılın o parlak dönemine gelinmeli. Yıl 1986, Fahri Işık'ın bunları dediği dönem. Ve 1995'te Hatuşa'da Büyük Kaya kazılarıyla bunu belgelediler.